Evet, bu video biraz farklı olacak. Normalde biliyorsunuz ki size oyunları kısaca anlatırım. Çünkü genelde önerdiğim oyunlar çok bilindik oyunlar olmaz. Bu sefer dünyada bilmeyenin olmadığı oyunlardan bahsedeceğiz. Evet, Ubisoft oyunlarından. Ubisoft'a karşı çoğumuzun negatif ön yargısı vardır diye düşünüyorum. Fakat bu fiyatlardan alınmayacak oyunlarda üretmediklerini söyleyemem. Ayrıca eski oyunları da gayet güzel. Eski Assassin's Creed oyunları vesaire, Far Cry 3 gibi oyunlar. Gayet güzel oyunlar. Skull and Bones hariç. Yani Skull and Bones baya kötü. Bu niye yaptığınız dedirtecek kadar kötü. Yani sadece videolarını izledim, oyunu oynayamadım. Çok da kötüleyemem. Ama kötü duruyor yani. Dürüst olmak gerekirse kötü duruyor. Neyse, onu geçelim. Bu videoda size oyun değil indirim önereceğim diyebiliriz. İndirim şartları şu şekilde. 500 TL'lik bir sepet yapıp Legend 24 kodunu girmeniz durumunda sepetinize 250 TL indirim uygulanıyor. İndirim bir sepetle kısıtlı da değil. Bu sebepten 500 TL'lik ayrı ayrı sepetler yapmanızı ben şahsen öneririm. Çok bekletmeden ilk oyunla başlayalım. İlk oyunumuz Prince of Persia The Lost Crown. Ubisoft'un son zamanlarda yaptığı en yenilikçi ve kaliteli oyunlardan biri bence. Bir Metroidvania ve türü için oldukça başarılı bir oyun. Son zamanlarda çok fazla Metroidvania oynadığım için henüz giremedim. Eğer bu konuda bir açlığınız varsa kaçırılmayacak bir fiyatta şu anda. 259 TL'ye düşüyor eğer 500 TL'lik dediğim gibi indirim kodunu kullanırsanız. İkinci oyun Assassin's Creed Mirage. Mirage önereceğimi hiç düşünmezdim fakat bu indirimle ben de aldım. Yanına bir şeyler ekleyip 500 TL'ye denk getirirseniz 212 TL'ye kadar düşüyor. 212 TL'ye değmeyecek kadar da kötü bir oyun olmamasını umut ediyorum şahsen. Assassin's Creed Valhalla almayı planlıyorsanız Complete Edition almanızı şahsen ben öneririm. İskandinav mitolojisine ilginiz varsa bu yönüyle sizi götürebilir. Belirtmem gerekiyor ki ben oyunu 15. saatinde sıkılıp bıraktım. Oyun aşırı kötü değil. Yani kötü olduğu için bırakmadım. Ben bir oyuna 2-3 saat gömmeyi seven biri değilim. Eğer siz bunu seviyorsanız oyunda 200 saate kadar uzayabilecek bir içerik var. Özellikle DLC'lerle birlikte içerik bayağı genişliyor. Tüm DLC'leri içeren paket yanına 500 TL'ye tamamlayacak bir şey eklerseniz 240 TL'ye düşüyor. The Crew'in son oyunu Motorfest, yarış oyunu sevmeyen benim bile ilgimi çeken bir yapım. Sebebi de yapısı itibariyle normal yarış oyunlarının aksine birçok farklı araç ve yarış seçeneği içermesi. Yarış oyunlarını seviyorsanız kesinlikle bir oynanış videosuna bakın. Ben baktığımda aşırı hayran kalmıştım ki dediğim gibi yarış oyunu sevmem. Sepette 300 TL'ye düşüyor. 300 TL bence günümüz için hiçbir şey. Şimdi Assassin's Creed'in 2 oyununu önerdik. Kalanlarına geçelim. Seriyi almak için bir paket önerisi yapacağım. Birinci oyunu sepete aldık 42 TL. İkinci oyunu sepete aldık 42 TL. Brotherhood'u sepete aldık 64 TL. Revelation'ı sepete aldık 77 TL. Üçüncü oyunu sepete almadık. Onun yerine gittik Assassin's Creed Odyssey Ultimate Edition'ı sepete aldık. 300 TL. Şimdi burası 525 TL. Bundan çıkardık 250 TL. Toplam 275 TL'ye 7 oyun aldık. Artı olarak da Odyssey'in harika DLC'lerini de ceplemiş olduk. Peki ben 5 oyun saydım. Nasıl 7 oyun alabildik? Şimdi Assassin's Creed 3 yerine Odyssey Ultimate Edition'ı sepete almamızın bir sebebi var. Odyssey Ultimate alınca yanında Assassin's Creed 3 geliyor. 6 oyun yaptı. Assassin's Creed 3'ün içinde de Liberation var. 7 oyun yaptı. Bu sepetten sonra hala eksik oyunlarımız var. Onlardan da bahsedeceğiz. Black Flag'i sepete attık 209 lira 70 kuruş. Rogue'u sepete attık 149 lira 70 kuruş. Unity'yi sepete attık 124 lira 75 kuruş. Toplam 484 TL yaptı burası. Yanına bir de ucuz DLC atıp 500 TL'ye tamamlamanız durumunda burası da 242 TL yapacak. Ki 15 TL civarına Assassin's Creed Unity'nin silah DLC'si var bildiğim kadarıyla, onu atabilirsiniz. Şimdi ne oldu? En son 7 oyun almıştık. 3 tane daha oyun ekledik. 525 TL'ye 10 tane oyun almış olduk. Devam ediyoruz, bitmedi. Syndicate'i sepete attık ki kesinlikle Syndicate'i gözden kaçırmayın. Şahsen DLC'lerine bile bayılan biriyim. Unity yüzünden arada kaynadı oyun biraz. Normalde gayet iyi oyundu. 175 TL. Origins'i sepete attık 150 TL. Valhalla ve Odyssey'i ayrı ayrı almıştık. Mirage'i de aynı şekilde aldık. Bunun yanına bir şeyler eklemeniz gerekiyor. DLC ekleyecekseniz Syndicate Season Pass'ı almanızı şahsen öneririm. Yanına da Dreadful Crime'ı ekleyebilirsiniz. Severek oynadığım DLC'leri vardı bu oyunun. Neyse, burayı size bırakıyorum, çok da karışmayayım. Yanına bir şeyler eklerseniz burası 325 bölü 2'den 162,5 TL'ye denk geliyor. Şimdi bir hesap yapalım. Bütün seriyi ne kadar aldık bir bakalım. Mirage'e 212 TL verdik. Valhalla'ya 240 TL verdik. İlk oyunlara ve Odyssey'in komplet versiyonuna 275 TL verdik. Black Flag, Rogue, Unity üçlüsüne 242 TL verdik. Syndicate ve Origins'e 162,5 TL verdik.
Toplam 1131 lira 50 kuruşa 12 oyun aldık ve bütün Assassin's Creed külliyatını tamamladık. Sadece kaç dolar verdik biliyor musunuz? 35 dolar. 35 dolara bütün Assassin's Creed oyunlarını şu anda alabiliyorsunuz. Şimdi sırada önereceğim oyun Riders Republic. Fakat yapmanızı önerdiğim şey doğrudan 509 TL'lik paketi almanız. 254,5 TL karşılığında Kaikai DLC'sini almış oluyorsunuz ki Kaikai DLC oyundan daha pahalı. Riders Republic'in incelemesi kanalda var. İzlemenizi öneririm. Eğer oyunu oynayacağınıza inanıyorsanız Complete Pack'i alın çünkü standart sürüm biraz boş. Far Cry oyunlarına geçelim. Şu anda mağazada Far Cry Gold Pack diye bir paket var. İçerisinde Far Cry 1, 2, 3, Blood Dragon, Far Cry 4 ve Far Cry Primal var. Bunu sepete attığınız 340 TL'ye gitti. Yanına isterseniz az önce ayrı kalan Assassin's Creed oyunlarını atıp 500'e tamamlayabilirsiniz. 500'e tamamladığınızda paket 170 TL'ye düşüyor. 6 tane Far Cry oyunu 170 TL'ye almış oldunuz. Sonra gittiniz Far Cry New Dawn Ultimate Bundle'ı aldınız. Bunun içinde de Far Cry 5 ve Far Cry New Dawn Deluxe Edition var. Yani Far Cry 5 de Gold Edition bu arada. 2 oyunu ve bütün DLC'leri içeriyor. Buna da 500 TL'ye tamamlarsanız 150 TL vermiş oldunuz. Son oyun hariç bütün Far Cry oyunlarına 320 TL karşılığında sahip olmuş oldunuz. Yani 10 dolardan düşük bir miktara bütün Far Cry oyunlarını alabiliyorsunuz. Fark ettiyseniz bu bir oyunun öneri videosu değil demiştim. İndirim öneri videosu. Ona rağmen Far Cry 6'yı videoya almadım. Oynarken o kadar sıkıldım yani siz düşünün. Paketleri 500'e tamamlamak konusunda çekinceniz olmasın. Ubisoft Store üzerinde daha birçok indirim de var. Anno serisi var, Watch Dogs serisi var, Division serisi var, Ghost Recon serisi var. Yani tamamlayacak bir şey illa bulursunuz. Onda problem yok dediğim gibi. Eğer külliyat olarak almak istediğiniz seriler varsa diye bu şekilde bir indirim videosu yaptım. Yani rehber gibi düşünün bunu. Böyle bir video faydalı olur diye düşündüm. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Videonun burada sonuna geldik. Video faydalı olduysa videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı lütfen unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.